Herkese merhaba, ben Özlem Salt. 2022'nin ilk kitap alışverişiyle karşınızdayım. Bu video benim için biraz heyecanlı olacak çünkü aslında bu kitapları yaklaşık 3 ay önce almıştım. Kutular duruyordu salonun bir köşesinde, açılmayı bekliyorlardı. Bu kadar nasıl sabrettim ben de bilmiyorum. Ama kitapların fiyatlarının artacağını, her şeye zam geldiği haberini aldığımızda ben hızla listemi tamamlamaya çalıştım. Yılbaşı öncesi ya da sonrasıydı tam hatırlayamıyorum. O zamandan sonra da bir türlü kitapları açamadık, kutuları açamadık. Kısmet bugüneymiş. Neler aldığımı ben de hatırlamıyorum. Benim için de sürpriz olacak. Bakalım neler almışım. Hep birlikte izleyelim. İki tane kutu var karşımda. Biri Kitap Yurdu'ndan, biri Alfa'dan. Kitapları alırken geçen videolarımda da söylemiştim. Karşılaştırma yapıyorum diğer yayın evleriyle, diğer kitap siteleriyle. Hangisi daha uygunsa oradan alıyorum. Bu iki sitede, Kitap Yurdu ve Alfa'da gayet uygundu fiyatları aldığımda. Şimdi yaklaşık 3 ay geçince ne kadar artmıştır bilmiyorum. Ama bir süre kitap almayacağımı düşünürsem bu beni rahatlatıyor. Hepsini böyle paketlemişler. Bir deste kitap var. Kaç tane kitap aldım gerçekten bilmiyorum. Aa, çok güzel. İlk kitap Willstor'dan Hikaye Anlatıcılığının Bilimi. Hikaye yazımıyla ilgili bir atölyeye katılmıştım ve o atölyede önerilen kitaplardan biriydi bu. Hikaye Anlatıcılığının Bilimi, Timaş Yayınları'ndan ilk kitabım. Ve sosyal medyada, Instagram'da birçok insanı takip ettiğini bildiğim Şermin Yaşar'dan bir kitap. Kalk Yerine Yat. Onun ilk kez bir kitabını okuyacağım. Postlarının altına yazdığı yazıları seviyorum. Şans vermek istiyorum bu yüzden. Zaten Şermin Yaşar'ın bir hikaye kitabı da galiba onu da almıştım. Ödül almıştı hikaye konusunda. Kalk Yerine Yat. Ondan okuyacağım. İlk kitap olacak muhtemelen. Bazı sosyal medya sitelerinde özellikle işte öğretmenlere ya da ebeveynlere önerilen kitapları birkaç kişi önerdiyse, işte psikologlar, eğitim uzmanları önerdiyse onları özellikle kaydediyorum. Bu kitap onlardan. Çocuğunuzun ilk öğretmeni sizsiniz diye bir kitap. Ve tanıdık gelen bir yazar artık. Bu kitap alışverişini yaptığımda Ian McEwan benim hiç okumadığım bir yazardı ve onun bazı kitaplarını listeye eklemiştim zaten. Fakat daha önce de belki videolarımı takip edenler bilirler. Ian McEwan'ın bir kitabını okudum. O kitap da çok yakın bir arkadaşımdan hediye gelmişti bana. Şimdi ondan okuyacağım ikinci kitap Sonsuz Aşk. Yine Yapı Kredi Yayınları'ndan. Zaten kitabı çok sevmiştim. Bu ayki tahlilimde de uzun uzun anlattım. Yazarın dilini çok sevdiğim için diğer kitaplarını da okumak istemiştim açıkçası. Hatta Fındık Kabuğu'nu okumuştum. Şimdi ondan okuyacağım ikinci kitap olacak Sonsuz Aşk. O kadar uzun süre geçti ki kitabı kimden tavsiye aldığımı, ne zaman kaydettiğimi hatırlamıyorum. Bu kitap Ayrıntı Yayınları'ndan Divanımdaki Erkekler. İddialı bir kitap. Bununla ilgili arka planında çok şey var kafamda ama kitabı okuduğumda özellikle bu ayrıntılardan bahsedeceğim. Şimdilik sadece böyle kapağımı göstereyim. Evet. 2021 Yunus Nadi Roman Ödülünü almış Kiraz Ağacı. Ödülleri takip ediyorum. Bazı roman ödülleri beni gerçekten çok etkiliyor. Gökçer Tahincioğlu yeni duyduğum bir yazar. Belki de birçok insan bu sayede onu öğrenecek, okuyacak. Kiraz Ağacı okuyan herkesin çok sevdiği, çok beğendiği bir kitaptı, bir romandı. Ben de merakla bekliyorum bakalım neler bekliyor bizi. Yaşasın Thomas Mann. Nobel ödüllü bir yazar var karşımızda. Ben Thomas Mann'i de okumamıştım. Şimdi bu kitap listelerinde daha çok uzun yıllardır listemde olan bir türlü alamadığım, alıntılarını takip ettiğim bazı kitaplarda cümlelerin altını çizdiğim fakat bir türlü kitabını okuyamadım diye hayıflandığım yazarlar var. Thomas Mann onlardan biri. Kitabı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Can Yayınları'ndan çıkmış bir kitap, kalınca bir kitap. Mehmet Güreli'den Şehirli Karınca. Yine muhtemelen bu kitabı mutlaka okumalısınız tavsiyesiyle aldığım kitaplardan biri.
ve daha önce hiçbir kitabını okumadığım bir yazar Mehmet Gürel'i. İbrahim Paşalı, Entelektüellerin Hurafeleri. Bu kitap benim uzun süredir duyduğum, çok beğenini olduğunu bildiğim bir kitap. İbrahim Paşalı'nın dilini sevenler çok severler. Bakalım ben ne düşüneceğim? Entelektüellerin Hurafeleri adında hangi yayından çıkmış? HK yayınlarından çıkmış bir kitap. Hangi kitabı uzansam sürpriz oluyor yalnız benim için. Nihayet tanıdık bir yazar Nermin Yıldırım. Rüyalar Anlatılmaz. Nermin Yıldırım'ın çok kitabını okudum. Arada böyle birkaç tane kitabı kaldı. Bu kitaplar benim için, özellikle Nermin Yıldırım benim için arada can kurtaran gibi. Eğer uzun uzun işte kuram kitapları okuduysam ya da ağır kitapları okuduysam araya Nermin Yıldırım serpiştirmek bana iyi geliyor. Çünkü onun dünyası, onun kalemi beni evimde hissettiriyor. O son kitabına da atıfta bulunarak söylüyorum. Beni evimde hissettiriyor. Nermin Yıldırım'la bir tarihimin olduğunu, bir geçmişimin olduğunu düşünüyorum. O yüzden onun kitaplarını elime aldığımda daha iyi hissediyorum kendimi. Bu kitabı da muhtemelen yine öyle bir anımda elime alacağım. Rüyalar Anlatılmaz. Hep kitaptan. Kazuha Ishiguro'dan Clara ile Güneş. Yapı Kredi yayınlarından. Onun kitaplarını okumuştum. Bu kitabı okumamıştım. Ah nihayet sosyal medyada çokça sevdiğim, takip ettiğim bir yazar, bir karikatürist var karşımda. Charlie McCarry. Çocuk, Köstebek, Tilki ve At. Sanmıyorum ki bu kitabı alan ya da paylaşımlarını gören herhangi bir insan es geçsin, yok saysın bu kitabı ya da o paylaşımları. Herkesi çok etkilediğini biliyorum. Bu kitap da benim için öyle olacaktır eminim ama zaten ben paylaşımlarını birçoğunu kaydediyor ve tekrar tekrar dönüp bakıyorum onlara. Onlar İngilizceydi ama bu sefer Türkçesinden başucu kitabı kabul edebileceğim bir kitap var karşımda. Yılın en iyi kitabı seçkilerinden bir kitap. Domingo yayınlarından Güzellik Bir Yaradır. Mesela hiç hatırlamadığım, listeye bile eklediğimi hatırlamadığım bir kitap şu an elimde tuttu. Hiçbir şekilde hatırlamıyorum. O yüzden çok sürpriz olacak bu kitap bana. Acaba nereden listeme aldım, nereden ekledim? Ama yılın en iyi kitabı seçildiğine göre muhtemelen çok önem verdiğim biri tavsiye etmiştir bu kitabı. Şükran Yiğit'ten burası Radyo Şarampol. Yakın arkadaşımın gönderdiği postayı kimin gönderdiğini bilemem. Uzun süre bu postanın, bu kitapların bana gelişini bilememem. Hikayesini merak etmemin sebeplerinden biri bu. Çünkü Şükran Yiğit'i listeme eklediğimden, kitap alışverişinde olduğundan, bu kutulardan birinde olduğundan çok emindim. Onun haricinde başka bir kargoyla bir kitabın gelmesi ve arada Şükran Yiğit'in olması beni çok düşündürmüştü. Üstelik kargonun üstünde de bir isim yoktu. Kimin gönderdiğini bilmiyordum. O yüzden biraz da kendime takılarak acaba bilmediğim zamanlarda kitap sipariş mi ediyorum, kendime kitaplar mı alıyorum diye gülmüştüm. Şükran Yiğit şu an elimde ikinci kez olmuş oldu. Muhtemelen ben de bunu birine hediye edeceğim. Önce kitabı tanımaya, hatırlamaya çalışıyorum. Almodovar Teoremi adında bir kitap, Sel yayınlarından. Birçok insanda bu aralar gördüğüm, herkesin de çok severek okuduğu, zaten kapağını gösterdiğimde de çok tanıdık gelecek bir kitap var karşımda. Gece Yarısı Kütüphanesi. Domingo yayınlarından Matt Hagg'in bir kitabı. Goodreads'in yılın en iyi romanı seçilmiş 2020 yılında. Okuyan herkesi çok etkilediğini ve herkesin bu kitabı paylaştığını göz önünde bulundurursam ben de biraz pozitif duygularla başlayacağım kitaba. Zamanı geldiğinde. Ne zaman olacak o zaman bilmiyorum. Lüzumsuz Kadın. Kitabı daha önce gösterdiğim kitapları daha önce okuyanlar muhtemelen "Aa, çok güzel bir seçim" diyeceklerdir. Benim İlk kez tanışacağım çok isim var. Fali Rıfkı Atay'dan Eski Saat. Cumhuriyet döneminin
önemli yazarlarından Fali Rıfkı Atay. Ve bu dönem yazarları kendini çok iyi yetiştirmiş, birçok alanda eser veren yazarlar. Fali Rıfkı Atay onlardan biri. Eski Saat'te uzun süredir okumak istediğim bir eseriydi. David Van'dan Akvaryum, Can Yayınları'ndan. O kadar enteresan bir alışveriş olmuş ki. Muhtemelen böyle çok özenle seçtiğim, birçok insandan tavsiyeler alarak, yazarlardan tavsiye alarak kaydettiğim eserleri almışım. O yüzden yazarların çoğu aşina değil, eserler aşina değil. Sürpriz oluyor benim için de açıkçası. Anneler, Kızları ve Beden Algısı. Okuyan Us Yayınları'ndan bu önemli eser. Çok enteresan. Bu kitabı aldığımda çok başka bir psikolojideydim. Şu an çok başka bir durumdayım. Ama çok iyi denk gelmiş. Anneler, Kızları ve Beden Algısı. Dönemi bitmeyecek, etkisi azalmayacak bir yazar Gabriel Garcia Marquez'den Kolera Günlerinde Aşk. Yine Nobel ödüllü bir yazar, Can Yayınları'ndan bu kitapta. Harika Çocuk. Bu da birçok insanın tavsiye ettiği kitaplardan biri. Biliyorsunuz her ay bir resimli kitap paylaşıyorum. Çocuk edebiyatına, çocuk eğitimine dair büyük bir merakım var ve çok eksiğimiz olduğunu da düşünüyorum. Bu kitap birçok insanın listesinde olan bir kitap. Montessori yöntemiyle harika çocuk nasıl yetiştirilir üzerine daha önce hiçbir araştırma yapmadığım ve bir bilgim olmadığı için kitap iyi bir başlangıç olacak diye düşünüyorum. Ve yakın bir arkadaşıma hediye etmek için aldığım çok değerli bir kitap, bir resimli kitap, Üzüntü İçin Bir Sığınak. Çok çok seviyorum bu kitabı ve bir hediye için alındı. İmkanım olsa da etrafımda sevdiğim herkese bu kitabı hediye edebilsem, o kadar seviyorum. Zaten resimli kitaplar bence birçok insanın başucu olması gereken kitaplar. Biz önce içimizdeki çocuğu biraz eğitsek, ona sevgi şefkat gösterebilsek, onu anlayabilsek umuyorum geleceğe dair de daha farklı, daha aydınlık olacağız. Daha güler yüzlü olacağız. Bunun yolu da buradan geçiyor diye düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum. Üzüntü için bir sığınak hala almadıysanız, listenize eklemediyseniz lütfen ekleyin. Ve şimdi diğer kutumu açacağım. Onun için bu kitapları biraz şöyle çekeyim. Bakalım bu kutuda beni neler bekliyor. Hacimli bir paket. Çok güzel bir heyecan. Neler aldığınızı hatırlamıyorsunuz ama aynı zamanda çok güzel şeyler olduğunu biliyorsunuz. Müthiş, müthiş bir duygu. Yani bu kadar nasıl sabrettim bilmiyorum. Hayatımın rekoru bence. Ama sırf bu açtığımdaki bu heyecanı değer diye düşünüyorum. Ah evet, tam olarak bunu bekliyordum. Listede hatırladığım, çok net hatırladığım bir isim varsa o da Murat Anmungan'dı. Murat Anmungan'ı çok seviyorum. Yani hatta bir paylaşımda, sosyal medyada bir paylaşımda bunu yazmıştım. Ara ara kitaplığımın başına geçip elimin uzandığı bir eser var. Eserler var diyeyim. Bu eserlerin çoğu Murat Anmungan'a ait oluyor. Çünkü onun eserlerini okurken altını çizeceğim çok cümle oluyor benim. Son bir eserini okumuştum. Hatta şurada Büyümenin Türkçe Tarihi. Murat Anmungan'ın seçtikleriyle Büyümenin Türkçe Tarihi. Beni çok çok etkilemişti. Çünkü kitap bir seçki. 10 küsür ya da 20 küsür yazara onları küçüklükten, çocukluktan etkileyen hikayeler soruluyor. Ve o hikayelere dair yazdıkları yorumlar paylaşılıyor. Bunu muhtemelen bir videomda da anlattım. Çok etkiledi beni. Yani hem o yazarların o hikayeye dair yorumları, sonrasında o hikayeleri okumak beni çok etkilemişti. Ben de o seriyi tamamlamak istedim. Bu da öyle bir eser. Murat Anmungan'ın seçtikleriyle Ressamın İkinci Sözleşmesi. Kimler var burada?
Margaret Jorgener var. Çok severim. Italo Calvino var. Honoré de Balzac var. Muhtemelen onların yorumlarını da göreceğimiz muhteşem bir eser. Bir resim ve bu yazarların o resme dair yorumları olacak. Çok çok güzel bir eser olacağına eminim. Ve bu vesileyle de Murat Anmungan'ın bu seçkisini tavsiye ederim gerçekten. Şimdi benim okuyacağım ikinci eser olacak ama adım kadar eminim ki siz de çok etkileneceksiniz. Okumakta biraz geciktiğim bir yazar var şimdi karşımda. Alper Canıgüz. Oğullar ve Rencide Ruhlar. Yani aslında neden bu kadar ara verdim? Ara verdim demeyeyim. Neden bu kadar bir kitabını almak için fazla süre harcadım bilmiyorum. Aslında onun yazdığı yazıları, dergilerdeki yazılarını takip ediyorum. Fakat hiç kitabını almamıştım, okumamıştım. Ondan okuyacağım muhtemelen ilk kitap olacak bu. Oğullar ve Rencide Ruhlar. Ayfa yayınlarından. Evet, bahsettiğim Şermin Yaşar eseri buydu. Deli Tarla bu kitap ödül aldı. Onun hatta kaleminin de ne kadar yetkinleştiğine dair bir iltifat yazısı okumuştum. Şermin Yaşar'ı sosyal medyadan çok seviyorum. İnsanı sıcacık eden duyguları barındırıyor içinde. Kitaplarıyla da tanışmak istedim bu yüzden. Deli Tarla aslında okumak istediğim ondan ilk kitaptı. Ama Kalk Yerine Yat da insanların çok böyle güzel yorumlarla bahsettiği bir kitap olduğu için onu da listeme eklemiştim. Evet. Ahmet Rasim'den Şehir Mektupları. Mektup türünü çok sevdiğimi söylemiştim zaten. Ahmet Rasim de ihmal ettiğimizi düşündüğüm yazarlardan bir tanesi. Kapı Yayınları'ndan zaten Yüz Temel Eser, yani Milli Eğitim Tavsiyeli de bir kitap. Bu kitabı seçmemin nedenlerinden biri de Selim İleri'nin ön sözüyle basılmış olmasıydı. Selim İleri'nin ön sözünün olduğu kitapları çok seviyorum. Çünkü çok hakim, çok vakıf ve kitaba sizi hazırlayan cümlelerle donatmış yazılarını. Bakalım bizi neler bekliyor. Ahmet Rasim Şehir Mektupları. Yine Murat Anmungan seçkisi kadınlar arasında. O kadar önemli isimler var ki. Birhan Keskin var mesela. Mine Söğüt, Birgül Oğuz, Nermin Yıldırım, Pelin Buzluk. Yani ismini sayamayacağım kadar çok yazar var. Yine Murat Anmungan'ın seçtikleriyle kadınlar arasında. O kadar hayran kalmışım ki üst üste Murat Anmungan aldım. Kaç tane bundan var bilmiyorum. Şimdi böyle gözümün gördüğü bir 3-5 tane var. Murat Anmungan seçtikleriyle Tren Geçti. Yine hikayeler. Burada da Oğuz Atay, Tanpınar, Sait Faik, Üstad Obener, Sabahattin Ali bir dolu yazar var. Ve onların hikayelerinden seçkiler yer alıyor. Ve bu seçkilerin ardından yazarların bu hikayelere dair yorumları. Bir taraftan okumak istiyorum yani size gösterirken. Ama burayı hızlı geçeyim yoksa bitmeyecek burası. Murat Anmungan seçtikleriyle Merhaba Asker. Yine Murat Anmungan, Edebiyat Seferleri için Vapur Tarifeleri. Arkada yazıyor isimler, hangi isimlerin yer aldığı. Çok çok önemli yazarlar var arkada. Ferit Edgü var mesela, Cemil Kavukçu var. Cemil Kavukçu benim UMAK'ta yazma seminerlerinde eğitim aldığım yazarlardan biriydi. Ben onunla orada tanıştım, Ankara'da tanıştım. Beni çok çok etkileyen bir yazardı. Hala da çok severim Cemil Kavukçu'yu. Ve Nurdan Gürbilek, İkinci Hayat. Nurdan Gürbilek de onu okuyanların çok sevdiği bir isim. Beni de maalesef yeni tanışacağım bir isim. Fakat aslında bu maalesefleri biraz daha az kullanmak istiyorum. Her yazarın, her kitabın bir vakti olduğunu düşünüyorum. Buna çok kez tanık oldum. Eğer vakti geldiyse o kitap sizi buluyor zaten. Siz de onu buluyorsunuz. Ve aslında o zaman onu anlıyorsunuz, o zaman hissediyorsunuz, seviyorsunuz. Daha öncesi erken oluyor. Tamamlayamıyorsunuz belki de. Ev Ödevi, Denemeler ve İkinci Hayat, yine Denemeler. Nurdan Gürbilek çok önemli bir deneme yazarı. Zaten katıldığım yazma seminerlerinde özellikle onun denemelerine yer verilir. Ben de birkaç tanesini okumuştum. Toni Morrison'dan En Mavi Göz. Sel Yayınları'ndan. Ian McKellen'dan Sahilde.
Evet, listemde uzun süredir olan Frank Herbert'tan Dun. En iyi roman ödülü var. Yüzüklerin Efendisi dışında bu kitapla kıyaslanacak başka bir kitap yok demiş mesela arkada bir yorum. Bir bilim kurgu kitabı, bir bilim kurgu klasiği Dun. Kalınca da bir kitap. Bilim kurgu sevenler için özellikle tavsiye edilen bir kitap. Ben de merakla bekliyorum. Aa, çok çok tatlısınız. Bir küçük not defteri göndermiş Alfa Yayınları. Beşir Ayvazoğlu'ndan Güller kitabı. Gül üstüne ne söylense konu Beşir Ayvazoğlu'na geliyor bence. Üniversitede dediğim gibi bu kitap üzerine biraz çalışma yapmıştık, tahlil yapmıştık. Ama bende kalmayan kitaplardan biridir Beşir Ayvazoğlu'nun kitapları. Özellikle Güller kitabı. Tekrar kütüphaneme kazandırmak istedim. Bir de bu süreçte, bu yaşta tekrar okumak istedim. Üniversitedeki o zamanda bir sınav kaygısıyla ne kadar vakıf okudum onu bilmiyorum çünkü. Yeniden kavuştuğum için de mutluyum. Yine Alper Canıgül romanı Kan ve Gül. Bana biraz Murat Menteş havası veriyor kitabın kapağı da. Bir kara dejavu. Belki bu cümle de bana Murat Menteş hatırlattı bilmiyorum. Yine sosyal medyada tanıdığım, yorumlarında, konuşmalarında takip ettiğim bir psikolog. Umarım yanlış söylemiyorum. Şahin geldi, ona bakıyorum. Bahar Eriş'ten Hayatın İlk 3 Yılı. Anne babama ilk mektuplarım. Bahar Eriş'in her paylaşımını takip edebilirsiniz. Sosyal medya kullanıyorsanız özellikle onun videolarına, yazılarına bir bakın isterim. Sizi oldukça aydınlatan, ufkunuzu açan bir yazardır Bahar Eriş. Şimdi elimde bir kitabı var. Kitabıyla da tanışmış olacağım bu sayede. Seray Şahiner'den Ülker Abla. Son zamanlarda en fazla gördüğüm eserlerden biridir Ülker Abla. Seray Şahiner daha çok dergi takip edenlerin, edebiyat dergileri takip edenlerin aşina olduğu bir isim. Fakat aslında çok da üretken bir yazar. Bu kaçıncı kitabı tam hatırlayamıyorum. Fakat özellikle bu eserle Yunus Nadi Öykü Ödülü'nü alması onu çok tanınan bir yazar haline getirdi. Ve edebiyatının çok yetkin bir noktasında, çok önemli bir noktasında ben de Ülker ablayla onu daha yakından tanımaya çalışacağım. Alper Canıgüz'den üçüncü kitap, Cehennem Çiçeği. Galiba biraz kitap alışverişim şeye benzemiş. Kitap okumayın, yazar okuyun diyen hocamızın öğretisine dönüşmüş. Ben de sevdiğim yazarları ya da tanımak istediğim yazarları özellikle takip etmek için ya da daha iyi anlayabilmek için üst üste kitaplarını almışım. Alper Canıgüz'ü de muhtemelen peş peşe okuyacağım bu üçüncü kitabı. Cehennem Çiçeği. Evet, Murat Anmungan mesela bu söylediğim şeyi destekleyen bir yazar. Bütün seçkilerini aldım galiba. Kaç tane seçki oldu bilmiyorum. Şu an elimde Çocuklar ve Büyükleri seçkisi var. Kimler var burada? Bu sefer yabancı yazarlar var. Bir kere dikkatimi Lino Buzatti çekti. O varsa zaten çok çok yerinde bir kitaptır ve çok önemli şeyler yazılmıştır. Murat Anmungan çok enteresan bir adam. Yani onun yaşadığı döneme tanıklık etmek, onun aynı dönemde yaşamak, onun eserlerini okumak bence büyük bir şans. Onun seçtiklerini okumak da bence büyük bir şans. Bu seçkileri okurken neler hissedeceğim, neler düşüneceğim bilmiyorum. Fakat çok heyecanlıyım. Yani bu eserlerin her birini elime aldıkça mutlu oluyorum. Ve elimde Erkeklerin Hikayeleri var. Şimdi yine Murat Anmungan seçtikleriyle. Burada kimler var dikkatimi çeken? Henry Miller var mesela. Ernest Hemingway var. Ishiguro var. Milan Kundera var. Yine çok önemli yazarlar. Şöyle göstereyim kapağını. Bir Murat Anmungan alışverişi yapmışım ben muhtemelen. Kadınlığın 21 Hikayesi. Şöyle. Çok güzel. Burada da Roald Dahl var. Marquez var. Yine Italo Calvino var. Müthiş. Kendimi alamıyorum. Yani kitabı böyle elime alınca okumaya başlama isteği de aynı anda uyanıyor. Üst üste Murat Anmungan kitapları oldu. Erkekler, Yalnızlıklar, Hikayeler. Yine onun seçkisi. Ve yine bir Bahar Eriş kitabı. Biraz önce bahsettiğim psikolog. Şimdi Değilse Ne Zaman? Onun eserlerini
daha doğrusu sosyal medyada takipçilerinin üzerinde çok durduğu, çok bahsettiği kitaplardan biri Şimdi Değilse Ne Zaman? Ece Temel Kur'an. Nicedir almak istediğim bir kitaptı bu da. Daha doğrusu ilk çıktığı andan itibaren almak istediğim bir kitaptı. Zaten yeni çıktı da. Ece Temel Kur'an'ın şu an mektup paylaşımları var. Belki takip ediyorsunuzdur. Her hafta düzenli mektup gönderiyor. Siz de ona mektup yazma şansına erişiyorsunuz bu sayede. Müthiş bir girişim başlattı. Bence çok heyecanlandıran bir durum bu. Hep beraber aslında yurt dışında farklı bir kapak tasarımı ve adı var. Fakat bizde Kalpsiz Bir Dünyaya İnat Hep Beraber adıyla basıldı kitap. Everest Yayınları'ndan. Ve alışverişimin son kitabı Henry James'ten Bir Hanımefendinin Portresi. Tam bir modern klasik. Kalınca bir kitap. Son kitabımın bu olması güzel oldu. Henry James de çok uzun süredir merak ettiğim, kitabını okumak istediğim bir yazardı. Elimde Bir Hanımefendinin Portresi kitabı var. Türkiye İş Bankası'ndan bir modern klasik. Bunları böyle alabilirim artık. Beni kapatmayacak şekilde. Evet. 2022'nin ilk alışveriş videosunu çektim. Umarım çok verimli bir video olmuştur. Benim de kutuyu açarken neyle karşılaşacağımı bilmediğim çok heyecanlı bir videoydu bana göre. Çok güzel kitaplar hepsi, çok değerli kitaplar. Okuduğumda çok daha anlam kazanacak kitaplar. Umarım listenize ekleyeceğiniz çok kitap olmuştur bu sayede. Hoşça kalın.